Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekni bis salihin. 33. kitaba geldik Camiu Sahih okumalarında. 33 nolu kitabımız Kitabul İmare, yöneticilik kitabı. Bir nolu babu en nasu tebaan li Kureyş'in ve hilafetu fi Kureyş'in. İnsanlar Kureyş'e tabi olmaları ve hilafetin Kureyş'te olması babı. Bir diğer ismiyle halifelerin Kureyş'te olması babı. Bir nolu rivayetteyiz. Ebu Hureyre der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar bu işte yani yöneticilik işinde Kureyş'e tabidirler. Diğerler Müslümanları onların Müslümanlarına, diğerlerin kafirleri de onların kafirlerine tabi olurlar buyurdu Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. İki nolu rivayet yine Ebu Hureyre Resulullah aleyhissalatü vesselam da aynısını aktarıyor. Üç nolu rivayet ve haddetena Yahya İbni Yahya el Haritiyu haddetena Revhun haddetena İbni Cüreycin haddeteni Ebu Zübeyr ennehu sema Cabir İbni Abdillah yakul kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in anlatına göre Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem en nasu tebaun li Kureyş'in fil hayri ve şerri. İnsanlar hayır ve şerde Kureyş'e tabidirler buyurdu. Dört nolu rivayet. Abdullah bin Ömer der ki Resulullah insanlar içinde iki kişi bulunduğu sürece yönetim işi yani insanlar yönetme işi Kureyşlerde kalır buyurmuştur. Beş nolu rivayete geldik. Cabir bin Semure der ki babamla birlikte Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanına gittiğinde şöyle buyurduğunu işittim. İnsanlar bu işte yani hilafet işinde kendilerine 12 halife hükmettiği sürece yürümeye devam edeceklerdi. Yani işleri düz gidecektir buyurdu. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam bana gizli kalan bir söz söyledi. Hemen babama Resulullah aleyhissalatü vesselam ne söyledi diye sorduğumda şöyle dedi. Kulluhum min Kureyş'in. Yani bu yöneticilerin hepsi Kureyş'te olacaktır dedi. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Altın onu rivayetteyiz. Cabir bin Semure der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların hilafet işi kendilerine 12 kişi hükmettiği sürece yürümeye devam edecektir buyurdu. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam bana gizli kalan bir söz söyledi. Hemen babama Resulullah aleyhissalatü vesselam ne söyledi diye sorduğumda dedi ki bu yöneticilerin hepsi Kureyş'tendir. Kulluhum min Kureyş'in buyurdu. Bu hadis başka bir isnatla insanların işleri devam edecektir şeklinde aktarılmıştır. Yani la yezelu emrun nasi maziye. Bu hal böyle devam edecektir şeklinde gelmiştir. 7 nolu rivayete geldik. Cabir bin Semure der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam 12 halife görev yapıncaya kadar İslam aziz olacaktır buyurduğunu işittim. Devamında ne olduğunu tam anlayamadım. Bir söz daha söyledi. Babama ne dedi diye sorduğumda Resulullah aleyhissalatü vesselam kulluhum min Kureyş'in. Bu halifelerin hepsi Kureyş'te olacaktır buyurduğunu kendisine aktarıyor. 8 nolu rivayetteyiz. Cabir bin Semure der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam 12 halife görev yapınca kadar İslam aziz kalacaktır buyurdu. Devamında ne olduğunu tam işitmedim bir söz daha söyledi. Babama ne dedi diye sorduğumda bu iş yani hilafet meselesi hilafet işi Kureyş'te olacaktır buyurdu Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 9 nolu rivayete geldik. Cabir bin Semure der ki babamla beraber Resulullah aleyhissalatü vesselama vardık. Onu işittim. 12 halife görev yapıncaya kadar İslam aziz ve hükmedici kalacaktır buyurdu. Devamında ne olduğunu tam olarak işitmedim bir söz daha söyledi. Babama ne dedi diye sordumda bu halifelerin yani bu yöneticilerin hepsi Kureyş'ten olacaktır dediğini aktardı babası kendisine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. 10 nolu rivayete geldik. Amir bin Sa'd bin Ebu Vakkas der ki Cabir bin Semure'ye bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da işittiğin sözlerden bahset diye mektup yazıp kölemle ona gönderdim. Cabir bana şöyle cevap gönderdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü Eslem kabilesine olan adamın yani Maiz'in recm edildiği gün akşamında kıyamet kopana ve hepsi Kureyş'te olan 12 imam, 12 halife
başınıza geçip görev yapıncaya kadar bu din ayakta kalacaktır buyurduğunu işittim. Yine Müslümanlardan bir topluluk Kisra ve hanedanın veya saraylarını eline geçirecektir buyurduğunu işittim. Yine kıyamete yakın kıyamet yakın ise yalancı peygamberler ortaya çıkacaktır. Onlardan sakının buyurduğunu işittim. Yine Allah birinize rızık verdiği zaman harcamaya, yani o rızkı harcamaya önce kendine ve ailesine başlasın buyurduğunu işittim. Yine ben havza, cennetteki havza giden öncü olacağım buyurduğunu işittim. Evet, bu hadiste Sa'd bin Ebu Vakkas, Cabir bin Semure Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da işittiklerini aktarmasını kendisine isteyince o da mektubuna bu şekilde cevaplar yazıyor. Toparlayacak olursak hilafetin Kureyş'te olması meselesi. Günümüzde bunu inkar eden, istizai bir şekilde yaklaşan kimseler olduğunu, bunların söylediklerinin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Evet, hilafet Kureyş'tendir meselesi doğrudur. Peki bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Alimler bunu şöyle tevil etmişlerdir. Yani Kureyşler bu işe ehildiler. İnsanları yönetme hususunda bu yetenekleri vardır. Buna ehil olduklarından dolayı bu işler onlardandır. Eğer Kureyş bu vasfını yitirirse zaten böyle bir durumda söz konusu olamaz. İlk iki hadiste de bunu çok bariz bir şekilde görebildik. Her şeyin doğrusunu alemlere Rabb olan Allah bilir. İki nolur ve Babu el istihlafi ve terkihi. Yerine halife bırakmak ve bırakmamak meselesi. Bir halife hilafette bulunmuştur. Lakin işte hastalanır veya görevini bırakır veya ölürse yerine birisini bırakması veya bırakmaması meselesi. 11 nolu rivayetteyiz. İbn Ömer der ki Ömer radıyallahu anhuma suikasta uğradığı zaman yanına geldim. Oradaki insanlar onu övüp Allah sana hayırlar ihsan etsin deyince Ömer Allah'ın rahmetini umuyor ve azabından korkuyorum karşılığını verdi. Yerine bir halife seç dediklerinde sizin işinizi diriyken de ölürken de ben mi üzerime alayım? Bu işte lehime ve aleyhime herhangi bir şey olmadan serilmiş olmayı temenni ediyorum dedim. Şayet benden sonrası için halife seçersem benden hayırlı olan kişi seçmişti. Yani Ebu Bekir'i kastediyor. Şayet hayır etmezsem benden daha hayırlı olan biri yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tayin etmemiştir karşılığını verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir'i zikredince kendinden sonra halife seçmeyeceğini anladım diyor. Kim diyor? Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor. 12 nolu rivayete geldik. İbni Ömer anlatıyor. Hafsa'nın yanına geldiğimde bana baban yerine halife tayin etmediğini biliyor musun? Dedi. Ben babam bunu yapacak biri değildir karşılığını verdim. Ama o bunu yaptı dedi. Ve bu konuda babamla konuşmaya azmettim ve ikincine kadar sustum. Ama sağ yanımda bir dağ taşıyor gibiydim. Bu şekilde geri dönüp yanına girdim. Bana insanların durumlarını sordu. Ben de anlattım. Anlatırken dedim ki insanlar bir şeyler konuştuğunu duydum. Onu da sana söylemeye yemin ettim. Senin yerine bir halife tayin etmediğini söylüyorlar. Şayet bir deve veya koyun çobanı olsaydı ve o çobanın sürüyü bırakıp sana gelseydi onun sürüyü kaybedeceğini hükmederdin. Oysa insanlar yönetme bundan daha ağır bir iştir. Bu dediklerin ona da uygun geldi. Bir süre başını aşağıdan tuttuktan sonra kaldırdı ve dedi ki Aziz ve Celil olan Allah dinini koruyacaktır. Ancak ben yerime bir halife tayin etmeyecek olsam Resulullah da yerine birini tayin etmemiştir. Yerime birini tayin edecek olursam Ebu Bekir de yerine birini tayin etmiştir. Böylece o vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir'i almaktan başka bir şey yapmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uygulamasını yani yaptığını bırakıp da yerine başkasının uygulamasını tutmayacağını ve yerine birini tayin etmeyeceğini anladım diyor İbn Ömer radıyallahu anhuma. Evet, bir halife isterse yerine birisini seçebilir. Yani kendisinden sonra birisini halife bırakabilir. İsterse de kendisinden sonra birisini halife bırakmayabilir. İnsanlar Hazreti Ömer suikaste uğrayınca ona böyle bir talepte bulunuyorlar. Hazreti Ömer de beni kendime bırakın diyor. Ben bu konuda bir şey yapacak değilim. Dilersem Ebu Bekir'in yaptığı gibi yaparım. Dilersem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yaparım. Ama ben bunu yapmıyorum. Ve Hazreti Ömer kendisinden sonra ehli hal ve akde bu işi havale ediyor. Onlar da Hazreti Osman'ı halife olarak seçiyorlar. Allah ondan razı olsun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin.